Ayağınıza sağlık. Umarım geldiğinize pişman etmem sizin. Evet, Kafka. Kafka deyince tabii yani bir sözün şeyi yok, sınırı yok. Başlangıcı da belki yok. Biraz zor bir konu. İnşallah sitesinden kalkabilirim. Altından kalkabilirim. Aslında bu topluluğa Kafka'yı anlat, yani Kafka kimdir sorusuna cevap vermeye çalışmak bu topluluk için herhalde biraz gereksiz, öyle sanıyorum, öyle gördüm. Ama yine de çok basit, böyle genel köşe taşlarına bir değinelim. Kafka biliyorsunuz 1883 Prag doğum, 1924 Viyana yakınlarında bir sanatoryumda akciğerlerinden kaybedilen bir hayat. 41 yaşında biten bir ömür maalesef. Çok genç. Kafka 20. yüzyılın başı, yani eserlerini vermeye çalışmaya, yani yazmaya başladığı, ürün vermeye başladığı dönem dünya içinde çok önemli bir tarihsel moment. Birinci Dünya Savaşı yılları öncesi, işte 1929 iktisadi bunların gelecek sonrasında. Dolayısıyla çok bariz bir toplumsal bunalım dönemi, buhran dönemi, çalkantılar, önemli bir tarihsel döneme şahitlik ediyor. Kendisinin özel olarak, yani kendisinin hayatı, yaşadığı dönemden daha az çalkantılı değil, daha az zor da değil. Çünkü bürokratik bir devlet çok baskıcı, Habsburg İmparatorluğu'nun o yerleşik bürokrasisi, bürokratik gelenekleri altında çok baskıcı bir devlet uygulaması altında geçmiş bir öğrencilik yılları ve çalışma yılları, hukuk fakültesi mezunu ve sonra bir sigorta şirketinde memurluk yapıyor, çok uzun bildiği gibi. Fakat burada özel olarak yani bir aile ocağı denen bir zorlukla baş etmek zorunda kalıyor bu boyunca. Ailede bir baba figürü var. İlgilenen herkes bilir. Zaten babaya mektuplarda da epey dokunaklı bir şekilde yani bu durumdan bahseder. Maruz kaldığı davranışlar, çok acılı büyük çocukluk yıllarından ve ilk gençlik yıllarından. Otoriter, baskıcı bir baba figürü evde. Tabii bu yani bu durumun yazarın üretimine, metinlerinde yankısını bulmaması çok beklenemez. Tabii ki yani şunun farkındayım. Yani yazarla metin arasında yazarın öz hikayesiyle, özel hikayesiyle ürettiği metinler arasında böyle birebir bir ilişki kurmanın edebiyat teorisi açısından yanlış olduğunu, her zaman doğru olmadığını biliyorum elbette, farkında olarak söylüyorum. Fakat hakikaten Kafka söz konusu olduğunda, Kafka'nın çalışmaları söz konusu olduğunda hakikaten böyle bir takip bulunabiliriz. Böyle bir takip, bu şekilde takip edebiliriz. Çünkü bize bunun şeyleri, delillerini sunuyor. Yani çalışmalarında üç romanı biliyorsunuz. Dava, Şato, Amerika, üç roman. Öyküler, tabii en şöhretlisi bunlar arasında Metamorfoz, dönüşüm diye çevirdi, değişim diye çevirdi falan. Başkalaşım diye çevirmeli diye önerenler de var. Ceza Sömürgesi çok önemli. Başka sizin de hatırladığınız, şu an belki hatırlamıyorum. Çok tabii, çok da. Günceler, mektuplar, özellikle mektuplar epey bir yoğun. Bütün bu metinlerde bizzat tecrübe ettiği hayatın, özel yaşamının yankılarını hakikaten görmek Kafka'da özellikle çok mümkün. Çok bariz yani görülebiliyor. Belki de bu, yani bu metinler içinde
en kolay örnekleyebileceğimiz yani birinci sırada gelen belki de metamorfoz, yani dönüşüm. Dönüşümde hakikaten geografik özelliklerin çok bariz bir şekilde edebiyatın diline tercüme edildiğini hakikaten görüyoruz, yani görebiliyoruz. Şimdi ben mümkün tabii belki okumayanlar vardır aramızda diye çok kısa bir yani öykünün metnin öykünün bir çok kısa bir özetini müsaadenizle bir okumak istiyorum. Ha, bir şeyden yalnız bahsetmem lazım, unutmamam lazım. Kafka denince, şimdi Çekoslovakya'da doğdu biliyorsunuz. Baba Çekya'nın Taşra'dan bir tüccar diyelim, yani bence yoksun. Sonra bir nispeten daha zengin olan Yahudi bir Alman ailenin kızı gelen Kafka'nın annesiyle evlenince nispeten daha iyi şartlara sonradan ulaşıyor ve ticaret yapıyor, bir tüccar. Şimdi halkın tabii Prag'da yerliler diyelim tırnak içinde, halkın kullandığı da yaygın olarak kullanılan bir Çekçe var. Bir de hakim olan ama hakim azınlık konumunda olan, durumunda olan Almanlar var, Almanca konuşuluyor. Ve bu Yahudi bir aile. Yani Kafkalar Yahudiler, aile Yahudi öyle diyeyim. Ve Almanca kullanıyorlar. Şimdi hakikaten dille alakalı bir yani trajedisinin, Kafka'nın özel olarak trajedisinin bir boyutu da dille olan, dille ilişkili, kullandığı dille ilişkili. Almanca kullanıyor. Almanca kullandığı için nüfus tarafından, Çekler tarafından dışlanıyor denemem. Ama Yahudi oldukları için de Alman ler arasında belli bir dışlamaya uğruyor. Böyle de bir trajik, başka bir trajik boyutu var Kafka'nın yaşamının. Şimdi çok kısa bir özet olacak. Kusura bakmayın, okumak zorundayım. Dönüşüm adlı öykü şu cümleyle başlar. Bir sabah tedirgin düşlerden uyanan Gregor Samsa bir cireğin bir böceğe dönmüş öldü kendini. Pazarlamacı Gregor Samsa, anne, baba ve bir kız kardeşten oluşan ailesiyle yaşamaktadır. Babası iflas etmiş bir tüccardır. Ailenin geçimini Gregor sağlamaktadır. Çalıştığı firmadaki görevine ve aile içinde taşıdığı sorumluluklara hastalıklı bir sadakatle bağlıdır. Bir sabah böcek olarak uyandığında neye uğradığını anlayamaz. Ama durumunu yadırgamamaktadır adeta. O hala hummalı bir biçimde işe gitmeyi sayıklamakta, gecikmekten ötürü rahatsızlık duymaktadır. Odasından çıkamadığını görüp meraklanan ailesi durumu, yani dönüşümünü, Gregor'un işe neden geciktiğini öğrenmek için eve gelmiş bulunan firma müdürüyle birlikte öğrenir. Herkes dehşet içindedir. Müdür derhal evi terk eder. Aile üyeleri olayın şokunu yaşarken Gregor, kaybettiği işi için hala üzülmekte, ailenin geleceğini kaygıyla düşünmektedir. Ancak sıkıntı içindeki aile, böcek Gregor'u odasına hapseder. Olaydan sonra ilk iki ay içinde Gregor, yeni anatomisine uygun yaşamanın yollarını öğrenir. Beslenme alışkanlıkları değişir ve bir böcek gibi hareket etmeye başlar. Ama bir insan gibi hissedip düşünmeye devam etmektedir hala. Kapatıldığı odasının kapı aralığından ailenin günlük yaşamını seyretmektedir. Bu dönemde en yakın ilgiyi kız kardeşi Grete'den görür. Anne, oğluna acıdığı halde kenarda kalmayı tercih etmekte, baba ise uzakta durmaktadır, uzak durmaktadır. Aile üyeleri bir yandan Gregor'un durumuyla ilgilenirken
Diğer yandan yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Anne baba, yani evdeki herkes birer iş bulmuştur. Ancak zaman içinde Gregor'a ilgi giderek azalır. Aralarındaki yabancılaşma gün geçtikçe artmaktadır. Zaman zaman benzer bir Gregor'a yönelik benzer bir ilgisizlikle cevap veren kendine yönelik ilgisizliğe, benzer bir ilgisizlikle cevap veren Gregor'un insan hissiyatı devam etmektedir hala. Ne var ki ailenin Gregor'a yönelik giderek olumsuzlaşan tutumu bir süre sonra düşmanlık boyutlarına varır. Aileye yeniden katılım girişimleri bir böcek olarak da. Yeniden katılım girişimleri karşı bir saldırıyla karşılaşır. Kız kardeşinin tutum değiştirerek takındığı düşmanca tavır Gregor'u derinden sarsmıştır. O artık aile için zararlı bir varlık olarak görünmektedir. Bu durum Gregor üzerinde öldürücü bir etki yaratır ve kendini ölüme terk eder. Aile sonuçtan memnundur. Çünkü bir tırnak beladan kurtulmuşlardır. Gregor'un ölü bedeni hizmetçi tarafından süpürülüp evden atılır. Öykü, ölüm olayı sonrası aile üyelerinin korkula girip huzurlu bir gezintiye çıkmasıyla son bulur. Şimdi arkadaşlar benim yapmak istediğim, burada sizinle paylaşacağım sunum şöyle olacak. Tüm boyutlarıyla bir edebi çözümleme değil aslında, yani bir edebiyat metninde yani yapılması gereken şekilde bir edebi çözümleme, metin çözümlemesi olmayacak aslında. Yani mesela zaman, mekan ilişkilerine ben girmeyeceğim, yani değinmeyeceğim. Karakter çizimlerine, oluşumlarına değinmeyeceğim. Anlatım tekniği konusunda konuşmayacağım. Yani bu anlamıyla bir klasik, bir yani alışılagelmiş bir edebi metin çözümlemesi olmayacağını söyleyeyim. Ne yapmak istiyorum ya da ne yaptım ben bu çalışmada? Şöyle bir şey yaptım. Benimki bir yeniden anlamlandırma ya da bir anlamlandırma pratiği. Yani kendi okumamı, ben metamorfozu dönüşümü ben nasıl okudum? Okurken biliyorsunuz her okur kendi okumasını yapar ve bir anlamlandırma pratiği gerçekleştirir ve der ki metni o kendisi elinden yazarak bildiğiniz gibi. Böyle bir şey. Aslında bu anlamıyla bir çeşit böyle bir semantik alanına sınırlı bir çözümleme bu benimki. Şununla başlayayım. Öykü 3 bölümde, yani 3 bölüme ayrıldığını, öyküde belli başlı 3 bölümden söz edilebilir. Gregor'un yeni durumuna alışmaya başladıkları yeni durumu benimsemeye çalıştıkları ailenin ve Gregor'un kendisine birlikte yeni durumun özümsenmeye çalışıldığı bir adaptasyon dönemi. Birinci dönem diyeyim buna. Bu dönemde aile elbette dehşet içindedir. Elbette şaşkındır, şaşırmıştır. Başlangıçta elbette ne yapacağını bilmez durumdadır. Fakat kız kardeşi Gregor aracılığıyla, yani onun üzerinden yeni duruma adapte olmaya da çalışılır. Gregor'un kendisi de yine aynı şekilde bir adaptasyon dönemindedir. Yani bu yeni anatomiye uygun mesela besleme alışkanlığı başlar. İşte peynir, işte kokuşmuş yiyecekler falan, başka şeyler istemeye başlar.
Kız kardeşi onun bir böcek olarak böyle bir beslenmeye ihtiyaç duyacağını düşünerek, tahmin ederek zaten ona uygun yemekleri her gün kapısına, yani okuyanlar bilir, her gün odasına bir çanak içinde bırakmaktadır zaten. Bu, yani anne ve baba belli bir mesafeden de olsa bir aile tabii bir sessizlik içine gömülmüş, içe kapalı bir şekilde böyle bir adeta bir bekleyiş durumundalar. Ama bu arada içten içe de adapte olmaktalar birinci dönemde. İkinci bölümde, ikinci bölüm diyeceğimiz bir yabancılaşma dönemi. Ailenin Gregor'a, böcek Gregor'a yavaş yavaş yabancılaştığı, yabancılaşacağı bir döneme girişi. Bu öncelikle durumun kanıksanmasıyla başlar. Yani durum aile tarafından kanıksanmaya başlanır. Aile artık Gregor'suz olan dönemde mesela gelir telaşına düşmüştür. Yeniden şartlarını oluşturmak, yeniden ekonomik durumla alakalı yeni arayışlara girmiştir. Herkes birer iş bulmuştur. Yani anne eve dikiş alır, baba bir bankada müstahdemlik yapmaya başlar, kız kardeş de bir mağazada tezgahtar olarak çalışmaya başlar. Ve Gregor'a olan ilgi bu dönem giderek böyle peyderpey azalır. Kız kardeş kendisinin özel olarak üstlendiği bu bakımı, yani Gregor'un bakımını eve yeni çağırdıkları iri yarı, biraz hani şeyin metindeki deyimle kaba saba bir hizmetçi kadına devredir. Gregor'un bakımı devredilir. Bu, Gregor da bu durumu aslında benimser yani. Yani karşı, özellikle ailenin Gregor'a yönelik bir yabancılaşma dönemi diye adlandırabiliriz. Yani ben böyle düşündüm. Üçüncü bölüm, ailenin yabancılaşmanın da ötesine geçip Gregor'un varlığının artık kendilerine zarar verir bir duruma geldiğini düşünüp Gregor'dan bir duygusal ve düşünsel kuruş sürecine girer aile üyeleri. Ve giderek bir düşmanlaşma sürecidir bu. Hakikaten düşmanca bir tavır sergilerler bu dönemde. Gregor'un zaman zaman, yani böcek Gregor'un odadan çıkıp o böcek gövdesiyle salona gelip salonda oturan ailesine, annesine, babasına, kız kardeşine günlük yaşamlarına katılmak istemesi, yakından gözlemlemek, görmek istemesi, istediği bütün hamleler bir saldırıyla püskürtülür. Bu kopuş dönemi ve final. Gregor'u, böcek Gregor'u ölüme kadar götüren bir final sahnesidir tırnak içinde bu artık. Şimdi her bir bölüm, yani bu üç bölümde de, üç bölümün her birinde de iktidar, yani anlamın oluşumu, metindeki anlam evreninin oluşumu, kurulumu, yabancılaşma, nesneleşme ve iktidar, yabancılaşma, nesneleşme süreçleri üzerinden görür. Bu süreçler iç içe geçmiştir, karşılıklı birbirlerini üreterek var olurlar ve eş zamanlı olarak sürerler, eş zamanlıdırlar. Şimdi o zaman anlam, yani metindeki anlam, o anlamın kurulması, bu süreçler içine yerleştirilen belli dilsel araçlarla sağlandığını görüyoruz. Yani ben öyle düşündüm. Nedir bu dilsel araçlar? Elbette ki belli göstergeler. Burada göstergeden kastımın tabii bir edebiyat terimi olarak gösterge, yani ondan bahsediyorum. Gösterge, çok kısa izninizle, müsaadenizle sığınarak çok kısa bir açıklama şey yapayım. Özel olarak ilgilenmemiş arkadaşlar için yapayım bu açıklamayı. Buradaki gösterge, bahsettiğim gösterge,
belli ses birimlerinden oluşan sözcüklerin, kelimelerin kodladığı anlam ya da anlamlar. İşaretledikleri anlam ve anlamlar. Bu göstergelere elbette ki metnin anlamsal matrisinin oluşması için elbette ihtiyaç var. Ben çözümlememi işte bu göstergeler üzerinde derinleştirmek istedim. Yani bu göstergeler üzerinden çözümlemeyi yapmayı denedim en azından. Bunlardan gidelim isterseniz, örnek vereyim. Göstergeler içinde biri, yani böcek göstergesi, gerçekten de hepimizin kabul edebileceği gibi stratejik bir öneme sahip. Yani metnin anlam dokusu içinde, anlam kurulumu içinde stratejik bir öneme sahip. Böcek göstergesi, yani tabii burada kastettiğim göstergeler nasıl işimize yarayacak? Şöyle yarayacak tabii. Düz anlamları ve yan anlamları. Düz anlamıyla böcek göstergesi bir hayvan, bir hayvanı inler. Ama geniş açılımları var tabii. Yan anlam düzleminde böcek göstergesinin geniş anlamları var. Asalak, pislik tırnak içinde, zarar, zararlılık falan gibi anlamsal açılımlar yapılabilir böcek göstergesiyle. Şimdi Gregor Samsa o kadar sadakatle bağlı olduğu ailesi için bir fil ailesi, ha bu arada aile babası baştan söylenmişti, iflas etmiş bir tüccar, aile büyük borç altında, büyük borca girmiş durumda. O borçların ödenmesi gerekiyor ve Gregor bütün bir ömrünü o borcun ödenmesine hasretmiş durumda. Şimdi bunu yaparken elbette kendi insanal özelliklerine, insani özelliklerine alabildiğine yabancılaşmak durumunda, hem peki bu gerçekleşiyor da. Hayallerine, bir genç olarak hayallerine, gelecek kurgularına, gelecek hayallerine, gündelik ihtiyaçlarına, bir erkek olarak erkeksi ihtiyaçlarına, tüm yani onu insan yapan, birey yapan tüm boyutlarına yabancılaşmış bir şekilde bir yaşam sürdürüyor. Aslında bir çeşit nesne insan. Bu haliyle bir nesne insan. Fakat nesne insan oluşunun bilincinde, bunu bilinç düzeyine çıkarabilmiş biri. Bir nesne insan olma gerçekliğini yaşarken, bu pratiği yaşarken, nesneliğin özne olamamanın bilincini oluşturduğunda, bu iki durum arasında çelişkili bir birlik var varlığında. Yani varlığında çelişkili bir birlik oluşuyor. Ama bu birlik de yaşanamaz çünkü uzlaşmaz bir çelişki. Bu çelişkinin aşılması gerekir. Hegelyen anlamda düşünürsek çelişkinin aşılması, inkarı gerekir. Bu çelişkinin aşılması işte böcekleşme, bir sabah böceğe dönüşmüş olma, belki bu nesneleşme sürecinin bir çeşit tamamlanması, devrenin kapanması bir çeşit. Ama bir sorun var, hala ciddi bir sorun var. Sorun ne? Yabancılaşma, yabancılık durumu ortadan kalkmıyor. Onu elimine eden bir dönüşüm değil bu. Neden kalkmıyor? Çünkü artık anatomik olarak böcekken ama hala bir insan gibi düşünüp duyumsamaya, hissetmeye devam ediyor. Yani o böcek Gregor'un içinde, o gövdenin içinde insan Gregor hala yaşamaya devam ediyor. Bu çok acı bir, zorlayıcı bir çelişki. Bu çelişki başka türlü aşılamazdı diye düşündüm ben. Yani ben düşünüyorum metni okurken, yani ölmesi, finalde böceğin ölmesi ve kapıdan, evden atılması dışarıya sanki başka türlü olamazdı hakikaten. Bence çok yerinde bir çözüm bulmuş yazar olarak Kafka. Fakat bu, şimdi bu yabancılaşma sürecini ve nesneleşme sürecini, yani böcekleşme sürecini destekleyen
yan kollar biçiminde götüren, süreci alıp götüren başka göstergeler var. Onlara destekleyen göstergelere de bakalım. Mesela aile. Aile göstergesi. Aile göstergesi düz anlam itibariyle bakıldığında kan bağı ve duygu ilişkilerini çağrıştırır değil mi? Yani düz anlamıyla günlük hayattaki kullanımıyla yani düşünürsek kavramı düz anlamıyla duygu ilişkileri. Kan bağı üzerine kurulu ama duygu ilişkileri daha çok. Fakat metindeki anlam ekseni içine, metnin anlam ekseni içine yerleştirdiğimizde aile göstergesini hayır, böyle değil. Yan anlam, başka açılımlar yapan yan anlamlara doğru gidiyor. Yani mesela çıkar, fayda, pragma, pragma ile olan ilişkisi. Aile burada hakikaten iktidarın, yani bir iktidar ilişkilerinin nüvelendiği, yani çok yani kılcal damarlarının dolaştığı bir mekan, bir iktidar mekanı, ev. Ev bir iktidar mekanı. Aile, o iktidar ilişkilerinin çok farklı çeşitlemelerle yaşandığı bir mekan. Aile. Çünkü Gregor artık çalışamaz. Yani insan onlardan zaten anatomik olarak çıktıktan sonra doğal olarak aileye gelir getiren bir üye olmaktan çıktıktan sonra dikkat edilirse aile giderek bilgisizleşti, koptu ve düşmanlaştı. Enteresan. Aslında enteresan da değil. Enteresan da değil. Evde bir baba figürü var. Ev, yani aile içindeki iktidar ilişkilerinin yaşandığı mekan olarak ev ve bu evde iktidarı en uç biçimlerde temsil eden bir baba figürü var. Bu baba ama zaman içinde baba yaşlı. Kız kardeş, evin en genç üyesi, taze bir güç. Zaman içinde, yani ailenin duruma adapte olduğu dönem içinde ve Gregor'a, böceğe yabancılaştıkları dönemde dahil, ikinci dönemde dahil, kız kardeşle baba arasında bir iktidar değişimi gerçekleşiyor. Okuyanlar bilirler. Grete'nin evdeki fonksiyonu, evdeki pozisyonu giderek değişiyor. Çok onun lehine değişiyor her şey. Grete bir işte çalışıyor, para kazanıyor artık ve gerçekten de evdeki gidişatı, günlük hayatı yönlendirmeye başlıyor. O kadar ki Gregor'a karşı o düşmanlaşma davranışlarının sergilendiği dönemde en uç davranışı Grete gösteriyor, kız kardeş. Kız kardeş babaya diyor ki, yani artık bundan kurtulmalıyız. Yani biz bir böcek, baba diyor. Yani Gregor artık o artık Gregor değil. Farkında mısınız? Farkında olmanız lazım. Siz onu diyor kabullenemiyorsunuz. Bu durumu kabullenemiyorsunuz. O artık bir böcek. Bizim ondan kurtulmamız gerekir. Deyip en sert tavrı gösterip yani ölümüne kadar götüren işi, yani ölümüne kadar gidecek olan sürecin önünü açan, yolunu açan Grete'nin bu tavrı aslında. Yani aile içinde iktidarın sürekli bir yer değişimi söz konusu. Yine firma ve müdür göstergeleri. Firma, iktidarın kamusal alandaki temsili. Yani kamusal alandaki iktidar ilişkilerinin yürütüldüğü, sürdürüldüğü mekan olarak firma. Ve firmada bu iktidarı kendisinde cisimleştiren bir figür var, müdür. Müdür. Şimdi şöyle bir enteresan bir şeydi, bölümdü bence. Çok çok düşündürmüştü beni. Şöyle oluyor. Gregor'un hatırlar arkadaşlar, okuyanlar. O sabah, yani böceğe dönüştüğü sabah eve müdür geliyor. Müdür eve geliyor hemen, yani niye gecikti, gelmedi işe diye. Baba evde, herkes dehşet içinde, söylemek de istemiyorlar. Kapı kapalı sıkıya, odanın kapısı. İçeride çünkü Gregor, böcek olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Baba ile müdür arasında
böyle bir iktidar cepheleşmesi oluşuyor hemen. Hatırlarsınız. Hemen bir iktidar cepheleşmesi oluyor. Muktedirler arası bir cepheleşme oluyor. Baba o dün, yani Gregor kapıyı açmak istiyor. Müdüre diyecek ki geleceğim işe bakın. Hala Gregor onu düşünüyor. Söylemiştim az önce, böcekken kalkıp işe gitmeye, trene yetişmeye falan planlıyor hala. Bunu onlara bildirmek için kapıyı aralamak istiyor. Bütün gövdesiyle kapıya abanmış. Açmak istiyor. O sırada biraz görününce, durumu görününce dehşet içinde aile. Baba, müdürün bastonunu biliyorsunuz 20. yüzyıl başları, 19. yüzyılın son dönemleri ve 19. yüzyılda biliyorsunuz erkeklerin hani kullandığı aksesuar gibi neredeyse kullanılan baston var. Baston, müdürün bastonunu, baba müdürün bastonuyla Gregor'u odasına sürüklüyor, itiyor. Müdürün bastonunu kullanıyor. Doğrusu ben bu noktayı çok sembolik buldum. Bilmem siz ne dersiniz. Çok önemli buldum. İkincisinde, ikinci defa iterken kendi bastonunu kullanıyor baba. Yani iki iktidar figürü, iki farklı iktidar figürü aynı iktidar aracını Gregor'a karşı kullanıyorlar. Evet, baba figürü üzerinde biraz duruyorum, önemli çünkü. Baba bankada müstahdem olarak çalışmaya başladıktan sonra bankanın verdiği bir üniforma var. Üniformada, üniformanın böyle yaldızlı düğmeleri var, üniformanın, ve yaldızlı bir böyle yıldızlı bir kasket var. Şimdi ben tasvirden çıkardığım böyle militer bir manzara, yani böyle bir militarist çağrışımlar yapabilecek bir giysi sanki, kıyafet, bilmiyorum ne dersiniz. Ben öyle düşündüm. Şimdi enteresandır, ya çok çok sembolik gerçekten. Çok güçlü bir metafor. Baba tüm gün, bütün gün evin içinde, yani işten geliyor bankadan, normalde nedir? Yani giysilerini çıkarması beklenir. Ama evin içinde sürekli olarak o üniforma ve o kasketle oturuyor. Oturmaya devam ediyor. Yani iktidarı inleyen, iktidarı kodlayan göstergeler sürekli olarak mekanda hazır ve nazır. Sürekli olarak orada. Yani iktidar mekanları, iktidarda sürekli mekansal bir yer değişimi. Firma ve ev. Ev ve firma. Yani mekansal fark iktidarın uygulanışı bağlamında ortadan kalkıyor. Oda göstergesi. Bunu da kritik buluyorum, yani önemli buluyorum. Oda, düz anlamıyla oda göstergesi. Özel alan içinde, ev dediğimiz o özel alan içinde bir özel alan. Özel alanın özel alanı diyebiliriz herhalde. Ama metnin içinde, yani metnin bu anlam dokusu içinde o da bir hapishane işlevi. O da böcek Gregor için hazırlanmış bir oda, bir hapishane. Oraya tıkılıyor, orada ölene kadar orada kalması bekleniyor. Yani orada aslında bir çeşit müebbet hapse mahkum edilmiş oluyor Gregor. Yani mekanlar ve firma, ev, oda arasında iktidar uygulamaları gidip geliyor ve karşılıklı sürekli. Odanın, yani metinde yer aldı, yani kurgulandığı biçimiyle metinde. Odanın Gregor'a yabancılaşmanın, ailenin Gregor'a yabancılaşmasının, Gregor'un da aileye yabancılaşmasının giderek, çünkü zamanla o da ilgisini kaybetmeye başlıyor ailelerine. Yabancılaşmanın mekansal bir temsili gibi düşündüm ben odayı. Para. Pardon, paraya geçmeden önce arkadaşlar, şurada geçerken unuttuğum bir şey var. Bir elma meselesi vardı, hatırlarsınız. Elma. Elma hakikaten çok kritik bir rol oynuyor bence burada bir gösterge olarak.
anlamlandırmada kritik bir rolü var. Şimdi baba, Gregor zaman zaman odasından çıkıp salona gelip aileye katılmak istiyor ya, ailenin yaşamına. Yine öyle bir denemesinde, öyle bir hamlesinde baba elindeki elmayı Gregor'a fırlatıyor. Elma gidip Gregor'un gövdesine, sırtına yerleşiyor. Orada bir çukur yapıyor kendine ve elma orada kalıyor. Kalıyor elma. Elma orada olduğu süre zarfında tabii ki çürüyor, enfekte ediyor bölgeyi. Aslında o elma onun ölümünü, yani ölüm yoluna zaten girmiş ama ölümünü, ölüme götüren kritik olaylardan biri yani elma. Elma size bir şey hatırlatmıştır bir şeyleri. Cennetten kovulmuş. Yasak meyve. Yasak meyve. Yani genellikle dinsel metinlerden yani onun elma olduğu tasavvur edilir. Yani olmaya da bilir ama yasak meyve. Elma. Elma cennetten kovulmuş. Yine çok sembolik bir kullanım olduğunu düşünüyorum ben. Elmanın kullanımının olduğunu düşünüyorum elmanın. Gregor'un aileden kovuluşu. Giderek evden kovuluşu. O hayattan kovuluşu. Cennetten kovuluş. Ha, burada bir metinler arasılıkla alakalı bir böyle bir şey, bir bağlantıda sanırım kursak herhalde çok fazla olmaz, değil mi? Abartı olmaz. Para. Şimdi para göstermesi tabii zaten bayağı merkezi bir rolü var. Gregor'un ve para insani olan her şeyi, ilişkileri, insanın kendini var ediş biçimi, var etme biçimi, yani hepsini belirleyen çok önemli bir yabancılaştırıcı unsur. Yabancılaşmanın çok önemli unsurlarından biri. Çünkü insanlar arası insan ilişkiyi, aile üyelerinin kendi aralarındaki ilişkileri nesneleştiren, şeyleştiren bir rolü var paranın. Metalaştıran bir rolü, bunu biliyoruz zaten. Her şeyi metalaştıran bir yabancılaştırıcı unsur olarak yine bu anlam, metnin anlam yapısı içinde önemli bir yer işgal ettiğini düşünüyorum. Zaten para artık eve getiremeyecek bir durum, bir dönüşüm geçirdikten sonra hızla zaten kovuluyor hayattan. Burada bir farklı, ters yönde işleyen, ters bir anlam, şimdiye kadar söylediklerimin tersinden bir bağlantı kurabileceğimiz bir gösterge var. Onu geçmeyelim. O da resim çerçevesi. Okuyanlar hatırlar sanırım. Bir resim çerçevesi var. San Gregor geçmiş günlerinde bir yerde, bir fuarda mıydı, bir panayırda bir yerden bir resim, bir kadın resmi alıyor, buluyor. Böyle kürkler içinde bir kadın bu. Fotoğraf. Onu getiriyor. Kendisi tahtadan böyle oyarak, kendi elleriyle oyup bir resim çerçevesi yapıyor. Resim çerçevesi onun odasında asılı. Şimdi o demiştim ya önce. Hani ailenin yeni duruma adapte olduğu günlerde, kız kardeşinin henüz onunla iyi ilişkiler içinde olduğu günlerde, yani böcek Gregor'la ilgilendiği günler içinde geliyor, eşyaları, odadaki eşyaları topluyor Grete. Topluyor ki yani rahat etsin. Hani böcekçim Gregor'un artık kanepe üzerinde oturmadığını, bilmem ne, bunlar koltukta bilmem ne oturmadığını tabii görüyor. Kanepelerin altına gidiyor tabii bir böcek olarak. Gidiyor işte duvarda, tavanda bir yerlerde asılı duruyor falan, bunu görüyor. Bunu görünce bu eşyalardan onu kurtarayım falan diye bir dönem düşünüyor Grete ve odadaki eşyaları çıkarmak istiyorlar. Gregor bundan aslında içten içe hoşnut oluyor, memnun oluyor. Fakat bakın, eşyaların hiçbirine itirazı olmuyor. Duvardan resim çerçevesini almaya çalıştığında Grete, Gregor o böcek gövdesiyle ona saldırıyor, abanıyor ve gidip o resmi, o çerçeveyi kucaklıyor ve ona vermemeye çalışıyor. Bu kız kardeşiyle ilişkilerini koparan, yani gerçekten onu
karşı cepheye, düşman cephesine tümüyle iten son olay. Bu kız kardeşini çok öfkelendiriyor bu tutum. Ve ondan sonra zaten bu artık ölmeli diyor babasına. Bu artık gitmeli, aramızdan çıkmalı diyor. Şimdi ben bunu şöyle düşündüm. Bilmem sizler ne düşünürsünüz. Buradaki yani bu göstergenin bütün bu metin içinde ki ne denir fonksiyonu şimdiye kadar diğer göstergelerin sahip olduğu fonksiyondan çok farklı. Tam tersi bir şeyi sanki işaret ediyor. Yani orada insan özne olarak Gregor, insan olarak Gregor o böcek gövde içinde hemen bir adeta varlık kazanıyor ve onu insan olduğu dönemin kendi el ürünü olarak onu özneliğini ona duyumsatan, hissettiren tek belki de eşya o. O resim çerçevesi çünkü kendisi eliyle yapmış. O bir çeşit eski özneliğine, eskiden de şeydeydi ama bir özneliğe sahip çıkmış. Bir insan olma durumuna sahip çıkmış. Yani yaşamın akışına müdahil olabilmem. Bir de müdahil olan, evet tabii yani müdahil olan ama resim çerçevesi ona insan olma durumunu, öznelik özlemlerini satan, belki de bir kadın portresi olduğu için belki de bir erkek olarak erkeksi duygularını ona hatırlatan, resme bakarken kim bilir, yani hissettiği bir takım erkeksi duyguları ona yeniden yaşatan belki de bir nesne orada. Ve işte o nesneye sahip çıkıyor. Bu bana çok dokunaklı gelmişti. Arkadaşlar ben sanırım fazla mı konuştum? Benim bitti sayılır sunumum. Son bir not. Şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ben dedim. Benim bir anlamlandırma denemem bu. Bu benim okuma biçimim. Bu metni ben böyle okudum. Biliyorsunuz okumalar çokludur. Herkes her okur kendi okumasını yapar. Ve çok katmanlı, çok anlamlı, çoğul anlamlı, katmanlı bir metin olduğu için çok, çok başka türlü anlamlandırılabilir. Çok başka çözümlemeler de yapılabilir. Nitekim yapılmış da tabii ki. Çok psikanalitik çözümler de var biliyorsunuz dönüşümle ilgili. Yani çok yani psikanalitiğin terminolojisiyle yapılmış çok şeyler var, yani çözümlemeler var. O başka tür çözümlemeler. Ben başka bir şey yaptım. Ben semantik yaptığını düşünüyorum. Mutlaka yapılabilir. Ama ben söylüyorum. Anlam buydu. Bu metnin anlamı buydu. Ben bu anlamı deşifre ettim, kazıdım, ortaya çıkardım demiyorum. Böyle bir şey değil. Anlam sabit değildi. Sabit, böyle bir şey yoktu. Ben böyle bir anlamlandırma yaptım. Hiç kabul görmeye de bilir. Bambaşka okumalar yapılıyordur, yapabilirsiniz. Bambaşka şeyler de söylenebilirdi. Ama benimki dediğim gibi sınırlı kendi okuma. Sizinle paylaşmaya çalıştım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Ben de o hikayeyi okumuştum ama şimdi ben orada şeyi anlamadım. Mesela Gregor insan boyutunda bir böceğe mi dönüşüyor yoksa gerçek boyutta bir böceğe mi dönüşüyor? Orada sanki bir çelişkiler var yani anlatımda. Şimdi şöyle diyor, yani ilk şeyde biz çeviriye bakarak, ben Almanca bilmiyorum ama Almancasında nasıl yazıyor bilmiyorum. Ama şimdi şöyle diyor, devcileğin bir böceğe dönüşmüş mesela, olarak buldu kendini. Şimdi dev bir böcek aslında bu böceği çok da tasvir etmiyor. Dikkat ederseniz. Bir yerde okudum, nerede hatırlamıyorum, şöyle demiş. Metnin yayıncısına demiş ki Kafka, sakın demiş kitabın üstüne, yani şeyin üstüne kitap olarak basılırken, sakın demiş üstüne bir hamam böceği resmi çizmeyin. Yani ben bir hamam böceği tasvir etmiyorum demek istemiş. Yani aslında bir çeşit böyle nasıl denir? Hani şekli şemal, şeklinin şemalinin verilmediği tam, biraz da belki de sasakla bırakıldığı, biraz yani ne denir, hani böyle ne büyü belirsiz bir böceği.
ve böyle bir çok net değil yani çok net bir hakikaten bir tasvir. Yani aslında metafor orada böcek de Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarındaki böcekle hamam böceğiyle böyle mukayese etsek aslında bir şeyler çıkabiliriz ortaya. Öyle mi? Ya metafor orada zaten yani. Yani hani mental olarak ya da işte insan olarak ya da gerçeklik olarak onu almamak lazım. Ya zaten dönüşüm aslında bir masal metaforu. Yani öteden beri var. Başka metinlerde de var. Romanslarda da var. Romanlarda da var. Bugün hala var. Ben şöyle düşünüyorum. Biraz Kafka ile şey arasındaki, Dostoyevski arasındaki etkileşim, Dostoyevski'nin o Yer Altından Notlarda kendini ezik hisseden, ötekileştiren, kendisini güçsüz hisseden, zayıf hisseden Yeraltı Notlarının kahramanının, o karakterin şey, işte yediği tokat, o tokatın tesirinden kurtulamaması. Burada iktidardan, muktedirden yenilen tokat var, itilmişlik. Zaten bütün eserlerinde var, mektuplarında da var, romanlarında da var. Yani aynı şeyi biz Davada da görebiliriz. Karlo Osman'da görebiliriz, Şato'nun K'sında görebiliriz. Evet. Pardon, Joseph K'da görebiliriz. Amerika'nın, Karl Osman'ın da görebiliriz. Mektuplarında görebiliriz. Onu bir metafor olarak değerlendirmek gerekiyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Biraz da üzerinde durdum aslında. Yani Türkçe ve Kürtçe metinlerini ikişer defa okudum ben şeyi. Yani diğer metinlerini de, Türkçe metinlerini de birkaç defa okudum. Keleh var şu anda elimde. Onu okuyorum, Şato'yu, Kürtçe çevirisini. Kafka gerçekten çok enteresan bir yazar. Ve kullandığı, ben önce şunu söyleyeyim. Biz Kalino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcusu üzerinden gidersek yüzlerce okuma çeşidi vardır. Kabalacıların ünlü işte yeryüzünde ne kadar Tevrat okuru varsa o kadar Tevrat vardır. Üzerinden gidersek sizin okumanız da anlamlandırmanız da öyle bir anlamlandırma. Herkes farklı okuyabilir, farklı değerlendirebilir. Bence metnin özüne o anlam matrisi üzerinden giderek oldukça isabetli yaklaşımlar. Ben çok şey buldum, isabetli buldum. Hatta ben elma metaforunu hiç bugüne kadar şey yapmadım. Mesela şeyden Herman Melville'in Moby Dick'i üzerinden ben iki defa gittim. O Moby Dick'te İsmail, sonra İshak şeyi üzerinden o metinler arası ilişkileri falan çok kurmaya çalıştım. Ama elma metaforu benim dikkatimi kaçtı. Mesela benim için bu söyleşinin böyle bir faydalı yanı da oldu. Bakmamıştım hiç o şekilde. Belki çok küçük bir ayrıntı olarak görmüşümdür. Kafka çok enteresan yani. Tabii enteresanlığı bir Yahudi olmasından, o Dünya Savaşı'nın korkunçluğunun, Karabasan'ının özellikle Almanya'da ve Almanların egemen olduğu, Almanca'nın konuşulduğu yerlerde çok etkili olduğu birçok yazar var. Thomas Mann var, işte Schweig var, Schweig'da çok etkili bir şekilde görüyoruz. Ama hiçbirisinin Kafka kadar çok etkili bir şekilde metaforları özellikle kullanmıyor. Yani sadece kendi kuşağı üzerinde değil, bir sonraki kuşaklar ve sonra kendini yeryüzünde ötekileşmiş hisseden, yabancı hisseden bütün ulusların entelektüelleri üzerinde, yazarları üzerinde çok derin etkiler yapan ve onların da farklı okumalarına sebep olabilen bir şey. Bu bakımdan yani mesela işte bizde Kürtçe edebiyatta da Hasan Emete'nin Labirente Cinan, Cinlerin Labirentine baktığımız zaman orada da işte Kevan Otun mesela işte Şato'daki Kayla ilişkisini çok rahatlıkla kurabiliriz. Ben işte hamam böceği konusunda özellikle şeyi çok merak etmişimdir ve biraz daha üzerinde de durdum aslında orada Dostoyevski'nin, pardon Kafka'nın Dostoyevski'den etkilenmiş olabileceğini ve onun biraz daha o böceği daha böyle ete kemiğe büründürerek ele aldığını ama yine de her şeye rağmen onu bir metafor olarak düşünmemiz gerektiğini. Yani ne bir insan ne bir gerçeklik. Benim düşüncem bu. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani kanepe altına evet o kanepelerin altına sığıyor, gidiyor. Zorlanıyor. Başta, evet. Büyük. Sonra duvara falan büyük. Tırmanıyor rahat. Ama bir yandan işte. Da tırmanıyor. Yani o boyutu. Ya o herhalde muğlak bırakıyor. Onun belki bir anlamı bilerek, var herhalde. Aslında o muğlaklığın kendisi de anlamda. Evet, işte. Yani bence değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Bak siz söyledikçe şimdi düşünüyorum. An itibariyle düşünüyorum. O muğlaklığın kendisi de anlamda. Muhtemelen. Belki de evet çok kasıtlı bir muğlaklıktır o. Değil mi? Bilmiyorum başka türlü düşünen arkadaşlar var mı? Bence de öyledir. Öyledir bence de. Yani sanki değil mi? Okuru düşünmeye sevdirmek. Okuru böyle... Ve kendi kendine bir yorum oluşturmasını Evet, okura sağlama. Bırakılmış bir... Kesinlikle. Yazsaydı bir tartışma olmazdı zaten. Aşağıya şey yazmış olsaydı şu an tartışma olmazdı. Ya ben bir şey sormak istiyorum da tam o kısmı ben anlayamadım.
şimdi özne bir özneliğinin aşırı farkında olduğu için aslında nesneleştirilmesinin açısından çekilir aslında karakterimiz, değil mi? Yani bir böcek olarak uyandığını hissetmesi aslında aşırı özneliğinin farkında olması, nesneleştirilmesinin farkında olması. Özneleşme arzusu taşıyor. Yani çok verimli bir arzu bu. Yani özneleşme arzusu taşıyor ve o arzuyla aslında kaçış. Aslında bir kaçış bu. Yani bir isyan. Burada belki biz bir isyan da görebiliriz. İsyan aslında. Değil mi? Rahatlıkla diyebiliriz bunu. Yani bir şöyle, çelişkinin aşılması dedim ya, çelişkinin aşılması zorunluydu. Ama çelişki negatif yönde aşıldı diye düşünebiliriz. Çelişki pozitif yönde aşılsaydı belki başka bir, bambaşka bir şekilde cereyan ederdi olaylar. Ve biz bir ne denir, hani belki de aşırılaştırılmış bir öznelik durumuyla da karşılaşabilirdik. İsyan ederdi falan. Fakat öyle olsaydı metin içinde sanki yeterince ikna edici olmazdı. Çünkü tasvir edilen, yani Gregor Samsa tasvir edilen karakter, kişi tam da böyle bir dönüşüme uygun olan bir kişilik o. Yani itaatkar. Hem kamusal alanda itaatkar olmuş, firmada itaatkar, hem evde özel alandaki iktidar ilişkileri içinde itaatkar. İtaatkar bir kişilikle, bir benlikle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani öznelik arzusunu öznelik doğrultusunda açsaydı çok ikna edici olmayabilirdi. Ya da baştan yazıyor olsaydı mesela şöyle kurardım. Karakteri kişi başka türlü kurardım önce yani. Hani öyle bir dönüşüme imkan verecek şekilde kurardım. Ama sonunda ölüyor olması, yani nesneleştirilerek yaşamamasından mutlu değil mi? Yani karakterin sonunda ölüyor olması. Hayır. Özne olmanın lehine, nesneleştirilmenin lehine. Yazarı tahmin edersek, karakteri tahmin edersek. Beron teoriyle pratik arasında sizin dediğinizi ben yaşanan nesnelliği yaşanan gerçeklikle, nesnel bir biçimde yaşanan gerçeklikle o gerçekliğin bilinci arasındaki çelişki. Yani oradaki sıkışmışlık, o çelişki. O çelişkiyle yaşanamıyor, olamadı. Olamadı, çelişki negatif yönde aşıldı, böcekleşildi, nesneleşme ve yabancılaşma tamam. Yabancılaşma değil, pardon. Nesneleşme tamamlandı. Ama yabancılaşma sürdü. Çünkü hala içinde bir insan yaşıyordu o böcek gövdenin içinde. Fakat şimdi çelişkili bir varoluş biçiminin belki de imkansızlığı mı desek? Yani o mu bize anlatılıyor burada acaba? O imkansızlık ancak fiziksel bir ölümle aşılabilirdi. Öyle mi oldu? Çünkü galiba bir röportajında mı söylemiş, Kafka bir yerde okudum, vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi çok şey karıştırınca insan kaynaklarını unutuyor. Bir de çok önce yaptığım bir çalışma, açık söyleyeyim. Ne diyordum? Şimdi bir galiba Felice, bu nişanlısına, bir uzatmalar aramızın bir nişanlısı var ya, ona yazdığı mektuplardan birinde diyor ki, diyor, başka ölecekti diyor. Yani Gregor Samsa, böcek Samsa ölecekti diyor. Başka türlü ben diyor zaten bu, ben kendim de bunu aşamam. Bu öyküyü, bu metni, bu metindeki anlamı yeniden başka türlü kuramam. Çünkü başka türlü olması imkansızdı. Bir mektubunda öyle demiş mesela nişanlısı. Şimdi o imkansızdı derken ne demiş? İlaverden itaatkar özne söyleme kurulmaz. Efendim? İtaatkar özne. İtaatkar özne. Kullandınız. Ben kullandım. İtaatkar özne dedin mi? Ben tam soracaktım. Bu o özneleşme zaman süreci Lacanien miydi, Deleuzien miydi? Tam o anda ikisi de değil. İtaatkar özne dediniz. İtaatkar özne nasıl olabilir ki? Bir özne itaat ederek nasıl özne olabilir? Doğru, yanlış. İtaatkar bir evlat, bir aile üyesi. Onu, yani metinde öyle yazmıyorum. Yanlış söylemişim.
Teşekkürler bu yardımcınız. İtaatel özne dediğimin farkında değilim bu arada. Sağ olun. Ya icabet parlak, genel olarak başkalaşım diye bir kavram kullanıyor. Başkalaşım kavramını kullanırken diyor ki öznenin kendisi herhangi bir iktidar arasında ya da iktidarlar arasında sıkıştığında orada başka bir şey dönüşmek zorunda kalıyor. Mesela böceğe dönüşmesi hem baba iktidarı özellikle Kafka'nın iktidarı çok güçlü bir baba figürü. Bir de genel olarak çalıştığı iş ve içinde bulunduğu toplumdan kaynaklı olarak Kafka'nın kendisi de aynı zamanda sıkışmış bir birey. Sıkışmış bir birey olduğu için bunun dışına çıkması gerekiyor. Bu da başka bir nesneye ya da başka bir figüre dönüşmesi lazım. Mesela genel olarak Türklerin halk edebiyatında da var. Öznenin kendisi don değiştiriyor mesela. Hı hı. Bu don değiştirmez aslında sıkışmışlığı getiriyor. İşte Samsa'nın böceğe dönüşmesi bu sıkışmışlıktan kurtulmak. Birinci değişim burada başkalaşım. İkinci başkalaşım ise böceğe dönüştüğü zamandan sonra. Çünkü orada da yine kurtulamıyor. Hem özellikle Olta ile karşılaştırabileceğimiz kız kardeşi orada biraz fazla fantazma var. Orada da kurtulamıyor. Tekrardan başkalaşması gerekiyor. Yok olması. Mesela Kafka'nın kendisi de mektuplarına söylüyor. Bir parça ağaca, bir tahtaya dönüşmek istiyor. Mesela bir tahta olmak istiyor. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Orada başkalaşım sıkışmasından kaynaklı. Kendine yeni bir yaşam kurmak istiyor ama yine yeni bir yaşam bulamıyor. Tecrübe parlak başkalaşım kavramını bu şekilde kullanıyor. Sıkışmışlık. Acaba bir şey diyebilir miyiz buna? Mesela inkarın inkarı. Güle güle canım. Güle güle sevim. Teşekkürler, sağ olun. Yardımcılarına sağ olun. Şöyle bir katkı sağlayabilir miyim? Evet, buyur. Ya aslında Kafka insanca yaşamanın peşinde. Evet. Ama insanca yaşamanın... Gregor Samsa. Ya Kafka. Gregor Kafka? Evet, Kafka mı diyorsun? Ha, bilerek evet. Söylediniz, pardon. Evet. Tamam. Kafka insanca yaşamın peşinde. Ama insanca yaşamın koşulları olmadığı için... Bu olumsuzluk içinde olumlamak için edebiyat, benim edebiyatım içinde yaşamaya çalışıyor. O hayvanın insandan daha yakın kendine gördüğü için orada hayvan metaforunu bence bilerek kullanıyor. Yani hayvanlarla temas ve ilişki kurmayı insanlarla temas ve ilişki kurmaktan daha kolay olduğu için böcek metaforunu da kullandığını düşünüyorum. Öyle mi? Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Bu arada ikinci böcek yolunda... Ya zaten olumsuzlanmanın içerisinde olumsuzlanma, olumlama peşinde olduğu için zaten hayatın içinde tek başına yaşıyoruz. Nasıl? Aşırı yorum. Siz ne dediniz? Dedim ki eğer hayvanlar yaşamanın peşindeyse orada ikinci böcek yok, hatta başka bir hayvanla herhangi bir teması göremiyorum. Zaten Kafka kendisinin dışında bir şey göremediği için. Fareler ulusu, maymun, yani çok kullanıyor hakikaten, doğru. Buyurun. Öncelikle kitabı okumadım. Özellikle söylemlerinizden şey olmuştum. Bu da pragmatizma ağır basıyor. Mesela öncelikle şirket ilişkisi, şirketten kovulma. İlk şirketin uzaklaşması, sonra aile. Elma metaforunda ben Tanrı'yı, entolojik kişi çıktı orada Tanrı. Aileden sonra Tanrı'nın onu bırakması, cennetten kovulmuş. Yani Tanrı bir onu terk ediyor hesabı. Yani o hayvan metaforu ise daha çok şey, özünde kişiliğin bıraktıktan sonra artık nesneleşme dönemi, işte iddiaklar, nesne, her şeyi şey yapan. O onun özelleşme sürecini başlatıyor. Yani özelliğini bitiriyor zaten. Ama şu da var, Tanrı'nın bile pragmatik saklaştığı. Hani o elmanın ki ortak alınmış. Hani ben bile seni terk ettim hesabı. Yok, böyle bir düşünmek lazım. Eğer o dediğiniz elma figürü cennetten kovulma, teolojik olarak düşünürsek, yani şirket, kurumsal bir yer, sonra aile, ailenin pragması, artık bunun iktidar olmayışı, bir şeyi kazanamaması, aileden kopur. En sonunda Tanrı Hanım. O elma figürünü ben orada... Para kazanamama başlaması lazım. Herkes pragmatik yaklaşıyor. Elmayı yemesi. Yani şirket müdürü gördüğünde, onu böcek olarak gördüğünde ilk taşan bu zaten. Onu terk eden o. Şimdi ondan sonra bu. Aile. Mesela... Evet, sizin söylemeniz bir pencere açtınız. Şimdi bu Kafka çalışanlardan biriydi. Unuttum arkadaşlar yardım. Kafka, çalışanlardan biri şuna dikkat çekiyor. Diyor ki, aslında diyor asıl, yani tematize edilen şey, ana tema, bana göre diyor,
ailedeki değişim, ailenin değişimidir. Yani burada ailenin, aile üyelerinin o peyderpey uğradığı değişim merkeze alınıp ona yönelik bir çözümleme daha önemlidir. Demişti biri, unuttum adını arkadaşlar. Belki mesela bu da konuşulmaya tabii ki değer. Tabii ki çok önemli. Ailenin durumu. Bence bana da bu, yani bu tarzdan bir bakış çok anlamlı geliyor. Çünkü evet. Orada şunu da görüyorsunuz. Mesela gerçekten o böceğin ne olduğunu o kitap boyu anlayamıyoruz. Aynen. Yani burada bile boyutunu yani evet. Ya da yani çok üstü kapalı geçiyor. Sadece kendisi de bunu romanda işlemiyor. Yani aslında insandan böceğe dönüşmüş ama anlatının içinde bu dönüşümün kendisine dair çok fazla bir şey yok. Sadece hareketlerindeki işte zorluklar, değişimler, şunu şuradan alamıyorum, edemiyorum gibi. Ama aslında olan şey onun bir anda bir sabah böcek olmasıyla beraber dış dünyadaki dönüşümler. Yani her şey seri olarak dönüşmeye başlıyor ailesinden. Özellikle yani ailesi bağlamında bütün ilişkiler başkalaşmaya başlıyor. Hani bana da dönüşümün yani daha çok oradaki dönüşüm metaforunu hani sadece şey üzerinden kurguladığını hiç düşünmedim yani. Onun insandan bir böceğe dönüşmesi meselesi üzerinden değil. Çünkü o kırılmayla beraber yani o insan olmaya dair ve hani insanın ne olduğuna dair çok ciddi yani düşüncesinde çok ciddi dönüşümler yaşıyor etrafında. Fiili, evet. Aile yani o özel alanı içinde evet. Özellikle. Ve şey de hani hani bir böcek olmakla da mesela benim için çok vurucu olan kısmı oydu. Bir böcek olmakla da yetten böyle barışık olmadığı hissini o romanda hiç almadık. Sadece bir şaşkınlık içinde bakıyordu yani. Evet, vay doğru. Bir böcek oldum ve bunlar oldu falan diye evet, bakıyordu yani. Doğru. Hani orada o insanın... Evet, doğru söylüyorsunuz, söylemiştim. Hani adeta şaşır, çok da böyle dehşete kapılmaz kendisi yani. Bekliyormuş. Doğru. Aile dehşete kapılır, kendisi değil yani, doğru. Yani orada evet. Kafka'nın gerçekten o insan olma meselesinin tükendiği bir anda direkt olarak yine insana dönük bir çözümlemesi var o tükenişine. Hani bu insanın tükenişine dair bir çözümleri böcek olarak veriyor sadece yani. Çünkü insan olarak bunu yapamaz. Yani elbette insanın tükenişi tabii. Elbette. Çok rahat oradan bir söylem oluşturabiliriz. Ben Kafka'yı da çok severim. Dostoyevski'yi de çok okudum. Ve araştırmalarıma göre Kafka'nın Dostoyevski'den etkilendiği biliniyor. Yani bir öykü şeklinde metaforlarla anlatmaya çalışmış kendi derdini. Dostoyevski'yi anlama biçimini aslında ben anlattığını düşünüyorum bu dönüşümde. Kafka yani Gregor Samsa aslında bence Kafka'nın ta kendisi. Yani yazarın hayatıyla eseri arasında hani tam bir doğrudan bir korelasyon olmayabilir evet. Dedik ama olma ihtimali de var. Kafka böyle bir tabii. Yazar, Dostoyevski de aynı şekilde. Burada benim anladığım Gregor Samsa insan olarak istediği hayatı yaşayamıyor, özne olarak yaşayamıyor çevresindeki o iktidarlardan dolayı. Ezilen biri ve böyle yaşamaktansa hani bir kitap vardır belki bilirsiniz Var Olmanın Dayanılmaz Hafif Dili diye hatta film falan da çekilmişti. Orada bir insanın ya iradeye özgür iradeye sahip olup davranışlarının sorumluluğunu alma çelişkisi anlatılır. Yani hem özgürsün iraden var ama aynı zamanda davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek zorundasın veya bir hayvan gibi daha çok bilinci insanlar kadar olmayan veya bir nesne gibi hayatını bir bitki gibi sürdürme şeyi var nasıl diyeyim iki seçenek var ya özgür iradeli bir öznesin ya da hiçbir şey yapamayan ve bu yüzden davranışlarını sorumluluğundan mesul olmadığın bir hayat biçimi sürdürebilirsin. Bence Kafka kendisini yaşayamadığı için Gregor Samsa hayvan olmayı istiyor artık. Bu onun başına gelmiş bir şey değil. Bu onun hissederek yarattığı bir durum. Artık buna evrilmek zorunda kalıyor. Çünkü kendini var edemiyor ve bir hayvan olmak bir insan olmaktan bence onun yaşantısı için daha iyi.
Çünkü en azından artık ondan bir beklenti olmayacak. Eğer hayvan olmak onun için bir çözüm olsaydı, bir artısı olsaydı daha pozitif anlamlara gelen bir hayvan seçebilirdi. Mesela bir kuş seçebilirdi, bir kelebek seçebilirdi. Bunların anlamı bizim için işte özgürlük, iyilik, güzellik falan, kelebek, kuş. Ama Kafka bir böcek olmayı tercih ediyor ve böceğin hangi türden olduğunu çok fazla betimlemiyor. Bunu bize bırakıyor. Biz sadece böceğin tiksindirici, işe yaramaz, belki bir şeyleri işte bozan, çürüten bir varlık olarak ya bizim aklımızda bunu çağrıştırdığını biliyoruz. Böcek tiksindirici, gereksiz, zarar veren bir varlık, bir hayvan. Hayvan bile aslında hayvan kategorisinde bile aşağılarda bir yerde böcek. Kafka insan olmaktan artık yorulup, kendisi olamadığı için insan olmaktan yorulup hayvana dönüşüyor. Bu onun içinden gelen artık kaçınılmaz bir şey. Bu yüzden bence hayvan olduğu için şaşırmıyor. İşte vücudunu betimlemiyor, anlatmıyor. Orada kendi kendine konuşuyor. Onun dışında şu konuda sizlere katılmıyorum. Ailesinde ben bir dönüşüm göremiyorum. Çünkü pragmatik bir aile ve iş hayatı da bütün o bürokrasi de. Pragmatizm... Ama bir gün koyabilir miyiz? Tabii. Negatif bir değişim söz konusu olan. Ben zaten işte bunu göremiyorum. Pozitif veya... Negatif bir tavır değişim. Ben bunu göremiyorum çünkü pragmatizm zaten senin işine yarayanın, işine yaradığı müddetçe hayatında barındırman ve ona belki kısmen saygılı davranman, işine yaramadığında da ondan kurtulmanı gerektiren bir düşünce biçimi. Hı hı. Zaten kökeni de Amerika'dan çıkmış. Kafka'nın şeyin, Gregor Samsa'nın ailesi de işte patronu, arkadaşları, çevresi, bütün o içinde bulunduğu hayat çevre de sadece Kafka'nın onlara yararı olduğu sürece kendileriyle ilişkide bulunan insanlar. Çok hatırlamıyorum, kitabı çok yıllar önce okumuştum. Kız kardeşinin sanırım masraflarını karşılıyordu. Okul masrafı gibi bir şeydi. Bunu konservatuara göndermeyi planlıyor. Evet, kız kardeşi için yaptığı planlıyor. Bir şey var. Bu yüzden kız kardeşi ona iyi davranıyor. Ama ne zaman ki artık işe yaramadığını görüyor, kız kardeşi ona iyi davranmaktan vazgeçiyor. Yani bu bir tavır değişikliği değil. Bu olan şeyin sonucunda zaten beklenen bir davranış benim gözümde. Ben ailesinin dönüştüğünü düşünmüyorum. Hiçbir şekilde dönüştüğünü düşünmüyorum. Kötü olarak da dönüştüğünü düşünmüyorum. Sadece olayın sonucunda gerçekleşen yani bir dizi olay olarak görüyorum. Bu, yani bunu konuşabiliriz. Olması gerektiği gibi. Evet. İktidar değişikliği yani. Evet. Asalan fikrini çıkarmak daha mantıklı geliyor. İktidar değişikliği de değil bence. Kafka insan, Gregor Samsa insanken de bir iktidar muktedir durumda değil. Kesinlikle değil. Ezilen biri. İşte o yüzden insan olmaktan, özellikten vazgeçip işte hayvana dönüşmeyi tercih ediyor. Özgür iradesinden artık kurtuluyor. Elma metaforu bana çok fazla açıkçası işte yaratılış mitindeki şeyi çağrıştırmadı. Ve bunun herhangi bir meyve olduğu, hatta bunun sadece bir nasıl diyeyim, bir simge olduğu söyleniyor. Bu yaratılış mitinin çok farklı versiyonlarını çok araştırdım çünkü. Herhangi bir yani meyve olabilirdi, başka bir nesne de olabilirdi. Onu okurken o kısım bana da çok acı verici gelmişti. Babasından gelen bir darbe ve elmanın onun bedeninde sonuna kadar çürüyor olması biraz izin verici bir şeydi. Bunun dışında işte Kafka'nın %100 Dostoyevski'den etkilendiği biliniyor. Ben de buna inanıyorum. Dostoyevski çok okumuş biri olarak. Özellikle yer altında, yer altından notlarda Dostoyevski'de bence bu dönüşümün çok daha aslında derin anlamları aktarılıyor orada. Biz dönüşümde sadece kısa bir öykü ve belli metaforlar ve işte simgelerle bunun bir özetini görüyoruz. Benim gözümde, yani ben severim dönüşüm, öyküm diyeyim artık, roman diyeyim,
bunu severim ama benim için Dostoyevski'nin eserlerinin bir şeyi gibi, bir örneği gibi. Yani benim için bu anlamlara geliyor açıkçası. Söylerken tabii ki yeni bir şeyler öğrendim, farklı bir açıdan baktım ve katıldığım noktaları, katılmadığım noktaları da açıklamaya çalıştım. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi belirtiyorum da şimdi Kafka'nın Gregor Samsa'nın Kafka'nın bir benzerliği mi değil mi metni aslında babayla babayla mektupla karşılaştırmak olursa daha iyi yani en azından kendi açımdan ben o şekilde okumuştum. Şimdi Kafka babasına yazdığı mektupta şey diyor, diyor ki insanın en geniş anlamda özgürlüğe ve bağımsızlığa ulaşmasının güvencesidir. Bunu evlilik için kullanıyor. Hı hı. Şimdi Adem ile Havva hikayesinde, mitinde baktığımızda aslında orada elma simgeseldir. İstenen şey birleşme. Diyelim ki cinselik. Şimdi Kafka Felice ile ilişkisinin devam etmemesinin nedenlerini sayarken babaya mektupta diyor ki en büyük nedeni sensin diyor. Sen hatta şey diyor, diyor ki barbarca davranışın, babası bu şekilde söylüyor Türkçe versiyonuyla, barbarca davranışın yüzünden bu evlilik olmadı diyor. Orada birinci elma iki defa nişanlanıyor. Birinci elma atıldığında es geçiyor. Gregor Samsa. İkinci elma yaralıyor. Hatta Kafka'nın da Felice'nin ikinci nişanlanmasından daha çok etkilendiği biliniyor. Burada hani o elma metaforunu o şekilde okuyorum. Hani elmayı aslında evlilik. Çünkü Kafka'nın dışarı çıkması gerekiyor. Aileden özgürleşmesi gerekiyor ama özgürleşemiyor. Bunun nedenleri de var. Mesela Kafka ailesinden özgürleşememesi nedeni işte babasına yazdığı mektupta şu şekilde söylüyor. Beni yetiştirdiğin için sana borçluyum ve bu borcu ödemek zorundayım. Parasal olarak borçlu. Ama şeyde ise Gregor Samsa ise babasının borcundan dolayı evden ayrılamıyor. Benzerlik var aslında. Evet. Arkadaşlar şimdi sizi dinlerken şu an düşündüm. Yani çalışırken bunu düşünmemiştim. Şimdi soru üzerine doğrusu düşünebildim. Neden böcek? Değil mi? Neden böcek seçildi dedi, dediniz ya arkadaşlar dedi. Neden böcek? Neden daha pozitif anlamlar çağrıştıran bir hayvan değil, kuş değil, kelebek değil falan. Şimdi ben onu düşünüyorum. Bir yandan neden değil? Acaba şöyle düşünebilir miyiz? Düşünülebilir mi? Böcek sonuçta evlerde ev içinde yaşayabilen bir hayvan. Evde onun kendini göstermeden yani bir köşeye çok küçük bir deliğe saklanarak sığınarak ev içinde kalması belki sonsuza kadar evdeki yiyeceklerden de yiyerek kalması mümkün olan bir hayvan. Şimdi mesela kuş olsa, kelebek olsa herhangi bir kapı bir pencere herhangi bir anda açılmış olsa oradan kanatlanıp uçup gitme. Yani aileden gitme, mekandan dışarıya taşıma, mekanı terk etme imkanı teorik olarak en azından var. Peki böcek olma durumu acaba Gregor Samsa'nın bize çizilen, tasvir edilen kişilik özellikleri bağlamında düşünüldüğünde bir efendi köle diyalektiği içinde düşündüğümüzde yani o diyalektik açısından baktığımızda bir yandan da efendiye duyulan o sonsuz, sınırsız ve patolojik bağlılık belki de evden aslında kurtulmak istememe sonuçta çünkü hala düşünüyor ya, hala oradan seyrediyor ya aile salonda gece onların davranışlarını falan hani arada gidip salona katılmak istiyor ya aslında duygusal bir kopuş yok aileden duygusal bir kopuş yok böcek olmak belki de pratik olarak o mekanda kalmayı mümkün kılacak bir seçim tırnak içinde seçim diyorum ve bunu da işte o köle efendi arasındaki o iktidar bağlamlı diyalektik ilişkiyi sürdürmenin bir yolu diye acaba düşünebilir miyiz? Hocam, bir de böyle düşünsek baksak. Babaya mektupta yine Kafka babası gibi düşünerek kendisine cevap verirsen diyor babasına. Bana cevap verirsen diyor beni kanını emen haşere olarak göreceksin. Yani orada da izi var.
Hatta babasını... Bak ben bunu hatırlamadım. Sanırım tamam. Amerika'da da var. Başını ezilecek bir haşere olarak evet. Görme motifi var. Yani baba ya mektupta kan kendisini yani bu babasının ağzına eğer cevap kendisine gelirse kanını emen bir haşere olarak aynı şey çeviriyor da bu şekilde geçiyor. Dilersen şey... Bence sen daha çok semantik analizlerle kullanıyorsun o yüzden çok fazla girmek istemedim. Ama ben senin senin şeyini de görmek isterim. Diyalektiği üzerinden okuduğunuzda köleyi sürekli hale getiriyor. Evet. Ama Deluzyen okumalarda Kafka'nın minör dil anlaması üzerinden antikolonyal duruş içerisinde olduğunu da görebiliriz. Ya da öyle bir perspektifle de bakabiliriz. Çünkü o yıllarda Çekoslovakya, Almanya'nın iç sömürgesi. Evet, doğru. Yani bir iç kolonyal durum var. Şu anda bizim doğru. Kürtler olarak tabii yaşadığımız tabii. Durum gibi. Tabii. O tür bir baş kaldırış söz konusu olduğunu, düşünüyorum. Böcek, evet, başının ezilmesi gereken bir şey, bir varlık olmasıyla beraber hayvanlaşma ve hayvanlaştırma. Aslında hayvanlaştırma kolonyalizmin uygulamalarından bir tanesi. Hmm. Yani biz sadece bunu örnek olarak verebiliriz. Amerika'nın keşfinden sonra İngilizler, İrlandalıların yerlilere dilsiz ayı nitelemesiyle Kürtlere kuyruklu Kürt nitelemesi aynı bağlamdadır. Doğru. Hayvanlaştırmadır. Doğru. Hayvan olduğun zaman nesne bile olma yeteneğine sahip değilsin. Değilsin. Böcek başı ezilmesi ya da ezilmesi gereken bir varlık olmakla beraber böyle bir hayvanlaştırmanın ürünü olabilir. Deleuzyen ve sosyopolitik okumalar evet, yaparsın. Doğru. Haklısın. Doğru. Teşekkürler. Grete ile ilişkisi, kız kardeşine olan o bağlılığıyla ilgili çok böyle psikanalitik yorumlar da var arkadaşlar. Ben çok bana ikna edici gelmedi ya. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Çok ben öyle çok eğilimli olmadım yani öyle bir yoruma. Bilmiyorum. Öyle düşünen var mı aranızda? Ben öyle yani ben öyle şey aslında Deleuze Guattari'nin böyle bir yorumu var bildiğim kadarıyla. Kız kardeşiyle olan ilişkisine ilişkin. Böyle biraz daha... Ya bence biraz da şey var hani... Ya bir çerçevede değerlendirme ama ben çok ikna olmuş değilim yani. Hani kız kardeşi için işte onu sanat okuluna göre o fedakarlık, o hedef, hani kıt kanatları da falan. Ondan sonra durumu değişince işte süreç içerisinde gördüğü farklı davranış. Ya bence orada biraz da şey duygusunu veriyor. Yani hayatta hiçbir şeye çok analize olmayın. Biraz da hayatın getirdikleri olacaktır size. Onun için bir hani çok fazla bir şey için kendinizi yıpratmayın veya çok şey yapmayın gibi bir şey de olabilir diye düşünüyorum o durumda. Yani sonra durumlar değişince çünkü davranışlar da değişebiliyor yani. Tabii canım yani aile aslında bayağı ciddi düzeyde bir yani aile problematiği ortaya çıkıyor aslında. Bir aile problematiği önümüze koyuyor. Aslında çok uzun tartışılabilecek, üzerine söz söylemeye değer bir aile problematiği. Kavram etrafında bir problematik oluşturuyor aslında. Doğru yani. Yani dediğim zaman da geldik. Sağ ol canım. Kim? Tamam mı arkadaşlar? Tamamsa isterseniz siz. Yani aslında şunu diyorum. Uğruna hayatını heba ettiğin aile evet. Eğer ki sen o parasal katkıyı, ekonomik katkıyı yapamazsan aslında sana nasıl bir